Şimdi şöyle ya bir iktidarda yani iktidarda ne var kısmını biraz geriden getirirsek siyasal İslam kökenli bir siyasi hareket iktidara geldi ve bu hareket otoriterleşmekten radikalleşmeye doğru evrildi. Özellikle yeni kökten dinci ortaklarını da hesaba katarsak son seçimde bir araya geldi. Bunu şu nedenle söylüyorum. Şimdi bak mesela bir toplumda bugün bir büyük erken seçim çağrısı yok. Bizim ölçümlere göre şu ana kadar en yüksek bulduğumuz %51. Sanırım geçen günlerde başka bir kuruluş %53 olarak bulmuş. Şimdi dolayısıyla hani bir artma varsa da çok yavaş bir ilerleme hali söz konusu. Ama şunu, yani Türkiye'nin hemen hemen yarısı seçim istiyor evet, diyebiliyoruz. Şunu da düşmek gerekiyor. Elbette ki muhalefetin dillendirmeye başlaması çok yeni. Ve elbette ki toplum bir miktar bundan etkilenecek. Yani bugüne kadar dillendirilmemişti. Yakın zamanda başlayan bu çağrı, sıkıştırma politikası yakın gelecekte bir karşılık bulacağını düşünüyorum. Geçmiş deneyimlere dayanarak. Fakat bununla birlikte diyelim ki talep önceki dönemde olduğu gibi mesela genel seçime gitmeden hemen önce toplumun artık %65-70'i erken seçim talep eder hale gelmişti. 65'leri falan görmüştük. Ama mevcut iktidar, başa dönüyorum, siyasal İslam kökenli ve otoriterleşmiş iktidar için bence bu açıdan bir karşılığı yok. Ben erken seçime gitmenin imkanını ancak MHP'nin istemesinde görüyorum açıkçası. Bu olasılığı nasıl görüyorsunuz? Bu olasılık ciddi bir olasılık. Yani bunu hafife almamak gerektiğini inanıyorum. Çünkü iki ortak arasında, iki koalisyon ortağı demeyi ben tercih ediyorum. Çünkü adı ittifak olsa da tabii, net bir koalisyon var. Yani sadece bakanlık bölüşülmüyor ama bürokrasi karpuz gibi ayrılmış durumda. Her bir senden bir benden yapılıyor belki bir tarafıyla. Dolayısıyla bu çok açık bir koalisyon ve koalisyonda işleri iyiye gitmiyor. Özellikle geçmişte şöyle bir durum söz konusuydu. AKP'ye kızan seçmen MHP'ye kaçıyordu vesaire. Ama şimdi topyekün kaybetme hali söz konusu iki tarafta da. Dolayısıyla bunu iki tarafta görüyor. Öte yandan AKP MHP'nin getirdiğinden daha fazla götürdüğü olduğunu da bir bakıma yüzleşmek zorunda kalıyor. Dolayısıyla bir karşılıklı memnun olmama halinin olduğunu düşünüyorum. İsteksizlik konusunda da AKP'nin isteksizliğinin, devam etme isteksizliğinin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Açıkçası ön seçime dair muhalefet bugünkü tempoatta daha fazlasını daha yapabilir talep etmekte. Yapmakla yükümlü. Bugün de zaten yerine getirmeye başlamış durumda. Sıkıştırmak için kart da açıyor, işte çağrı da yapıyor, topluma da sesleniyor. Veya işte ya bizim toplum şuna da yüzleşmek lazım ki böyle büyük sokak hareketlerini çok sevmiyor. Dolayısıyla o anlamda bir grup seçmeni de rahatsız etmeyecek olan diğer toplumsal eylemler, işte mitingler, bu ışık açıp kapama eylemleri vesaire gibi bunları örgütlemeye çalışıyor. Bunların hepsi doğru ama yetmeyebilir. Yani bunu da kabul etmek gerekiyor diye düşünüyorum. Şimdi buradan mesela yine bu eylem meselesi üstünden az önceki gençlik meselesine, İpek Hocam girmişti sanırım. Evet. Apolitikleşme meselesine katılıyorum ve eklemek istediğim başlıklar şunlar. Tabii. Şimdi yeni kuşak, mesela önceki kuşaklarla her kuşak geçişinde mutlak fark görüyorsunuz. Hı hı. Kesin. Ama yeni kuşakta, özellikle işte Z kuşağı olarak ifade edilen kuşakta bu ayrım bana göre büyümüş durumda. Yani araştırmalara bakarak bunu daha çok söylüyorum. Mesela miting aslında en barışçıl değil mi? En işte demokrasinin tanıdığı bir hak, katılım. X ve önceki kuşaklar, yani mitinglere gidin, ağırlıklı olarak X ve önceki kuşakları görüyorsunuz. Artık yeni kuşakta mitinge gitmek diye bir şey pek yok. Çok cılız gençlik örgütleri vesaire bir miktar taşıyabiliyor. Onlar olmasa belki o kadar da yani müşterit arkadaş grubu katılımı değil de partide zaten örgütlenmiş. Evet. Dolayısıyla şöyle, yani artık yeni dönemde belki de miting eski kuşağın işleri diye bakmak lazım. Çünkü şöyle bir tartışma da var. Mitingler neden dolmuyor? Çünkü bir de kuşak da değişti yani bir tarafıyla. Dolayısıyla bu kuşak ait olmaktan çok dahil olmayı tercih ediyor. Yani bir bütünlüklü, bir örgütlü siyasal mücadeleye Ertan Bey, pardon. Bir de şu var. Şimdi eskiden iletişim imkanları son derece sınırlıydı.
ve geniş kitleler, siyasi parti liderleri ya da toplum önderleri ne diyor diye mitinge gidip dinlemeyi birebir. Şimdi her gün televizyonda, her gün radyoda, her gün sosyal medyada. Yani insanlar yeni bir şey öğrenmek için niye gitsinler yani? Öyle bir problem de var, öyle bir boyut var. Teknoloji değişiyor. Toplumu da bir ölçüde etkiliyor. Evet, ben de bir haberci gözüyle ekleme yapayım. Mesela Adana işte Büyük İstanbul mitingiydi, Ankara mitingi. Seçim sattı mahallenin son evresinde yapılacak bir miting varsa gençler gidiyorlar, oy verecekleri partiyi kalabalık gösterme adına gidiyorlar ama sadece onunla sınırlı kalıyor dediğiniz gibi. Çok doğru, katılıyorum. Hatta bunu şöyle genişletebiliriz, tamamen katılıyorum size. Bunu şöyle de artırabiliriz. Eskiden mitingler bir protestos, itirazın da gösterme aracıydı. Ve çok nadir araçlardan bir tanesiydi. Ama şu anda gün içerisinde birden çok kez sosyal medya bunu emiyor. Bu tepkiyi, bu protesto etme ihtiyacını emiyor. Dolayısıyla tweet atıyorsa zaten bir yurttaş olarak sorumluluğunu yerine getirdiğine inanan çok sayıda insan var, milyonlar var. Ya da öfkesini kusmuş gibi hissediyor. Tabii ama orada şöyle bir durum var. Herkes kendi öko çemberi içerisinde ve görünebilir, ölçülebilir. Tam olarak değil yani bir mitingin büyüklüğüyle, bir sokak hareketinin büyüklüğüyle atılan tweet sayısı aynı sonucu yaratmıyor. Dolayısıyla böyle bir durum var. Yani gençler daha çok eskisi gibi bizim için de ideal olan, ben de o görüşteyim, bir örgütlü mücadele içerisinde şey yapmaktı. Çok sağ olun, eksik bıraktığımızı ifade ettiniz. Ali İsmail Korkmaz 19 yaşında düşleri için direnmeyi tercih etti, mücadeleyi tercih etti. Saygın, onurlu bir durum. Dünya üstünde zaten hep böyle bir tarafta Ali İsmail gibiler, bir tarafta da onun katilleri olan insanlar. Hatta ben Anadolu tarihini iki siyasi hattı mücadele tarihi olarak ayırıyorum. Hep böyle olmuş. İki siyasi hat, bir tarafta gerici, yobaz, bağnaz, baskıcı, otoriter hat. Öbür tarafta ise insanı, hakkı, hukuku, adaleti, adil olmayı savunan ilerici bir hat. Hep bu ikisinin mücadelesi. Ali İsmail Korkmaz'ın olayı da bu. Yani o maruz kaldığı olay da bunun bir iz düşümü. Bir kere daha analım kendisini saygıyla da. Şimdi bir de benden önceki bölümde söz hakkı gelmediği için bir şey etmek isterim. Ne olur şey gibi düşünmeyin, tartışmayı geriye çekmek ama çok önemsediğim için. Bu tarım konusu. Şimdi bu siyasal İslamcı iktidar ülkeye birçok açıdan zarar verdi ve belki de daha fazla günlük manşetleri konuşmaktan makro konuları konuşmaya çok zaman kalmıyor. Mesela şimdi adına FETÖ deniyor. Ben şöyle tarif etmeyi tercih ediyorum. Siyasal İslam kökenli Fethullahçı hareket, Fethullahçı terör örgütü olarak tarif etmeyi tercih ediyorum. Çünkü eksik bıraktım inanıyorum bunu söylemezsem. Yani bu siyasal İslam kökenli bir hareketti.